Sayın Öcalan üzerinde 24 yılı aşkın bir süredir uygulana gelen tecrit aslında bir sistemsel çözümlemeyi gerektiren bir husus. Hem uygulama süresi bakımından hem uygulama biçimi, uygulama sonuçlarının Kürt halkına siyasetinde yarattığı etkiler hem de hukuki olarak ortaya çıkardığı sonuçlar bakımından 24 yıl gibi uzun bir sürecin sadece birkaç tespitin ötesinde gerçek anlamda bence uzun uzadıya ele alınması gereken bir husus. Sadece hukuki olarak değil, siyasi politik olarak ortaya çıkardığı kültür sanattan tutalım dil üzerindeki etkilerine kadar. Şöyle ki Sayın Öcalan'ın uluslararası komploya Türkiye getirildiği bugünden, o 15 Şubat'tan bugüne kadar İmralı'da özel dizayn edilen, kurgulana bir sistem oluşturuldu. Bu sistem başta Sayın Öcalan'ın tek başına tutularak kişisel olarak fiziki, psikolojik, varoluşsal bir irade kırma savaşı olarak ortaya çıkmışken zaman içerisinde bu sistemi kurgulayanlar Türkiye ve uluslararası güçlerin Sayın Öcalan üzerindeki politik etkilerini, Sayın Öcalan üzerindeki iradesini kırarak Kürt halkına, Kürt mücadelesine vermek istediği mesajları elde edememesiyle beraber aslında evrildi. İlk kurgulanışı tam da Sayın Öcalan'ın ifade ettiği gibi günbegün idam üzerinde kurgulanan fiziki bir belki yok oluşu ya da bir irade teslimi olarak ortaya konan bu sistem yıllar içerisinde Sayın Öcalan'ın kişisel olarak, bireysel olarak kendisi üzerinden ama aslında bir halkın statü ve özgürlük mücadelesi felsefesi ya da ideolojisiyle ortaya çıkan direniş hali bu sistemi kurgulayanlar bakımından yıllar içerisinde kimi değişiklikler yapma gereksinimi doğurdu. Bu değişiklikler yıllar içerisinde Sayın Öcalan'ın hukuki haklarının askıya alınması, avukat aile ziyaretlerinin engellenmesi, yıllardır süregelen mektup yasakları, telefon hakkının kullanılmaması gibi haklardan ziyade süreç içerisinde artık Sayın Öcalan'ın içerisinde bulunduğu rol ve pozisyonu da gözetmek zorunda kalan hem Sayın Öcalan'ın direnişi hem Kürt halkının sahiplenmesi ve Kürt halkının Sayın Öcalan'a vermiş olduğu önem ve pozisyon itibariyle devlet nezdinde Sayın Öcalan demek Kürt sorunu konusunda başlıca politikanın belirleyici yer olarak bu gerçeklik ve hakikat devlet tarafından kabul edildi. Ve buna göre yıllar içerisinde konjüktüre göre değişen savaş politikalarına göre ya da kimi zaman çözüme dönük çok kısmi az da olsa demokratikleşmeye dönük adımlar atıldığında kısmen ada üzerindeki tecritin gevşetildiği ya da hukuki olarak hukuki bir zemine yine tam olarak kanunlara ve hukuka uygun olmayacak şekilde olsa bile çekildiği bir zamanları gördük. O nedenle Sayın Öcalan'ın üzerinde uygulanan tecrit tamamen Kürt sorununun çözümü konusunda Türkiye Devleti'nin Orta Doğu'daki var olan ulus devletlerle gerçekleşen hakların sorununun çözümünde uluslararası güçlerin yine dünya düzeninde Kürt halkına verilen rolün değişip değişmemesiyle doğrudan bağlantılı. Bu hakikati biz siyasiler ya da Sayın Öcalan avukatları olarak söylemiyoruz. Bu hakikat devlet tarafından da kabul edilmiş, yıllar içerisinde denenerek gerçekliği ortaya konulmuş, bugün demokrasi güçleri tarafından da kabul edilen, uluslararası siyasetçiler, hukukçular tarafından da kabul edilen bir gerçek. Bu 2009 sürecinde, 2011-12 Ağustos sürecinde, 2013-15 diyalog sürecinde ya da 2015'ten sonra yaşadığımız bu 7-8 yıllık sürecin tamamında biz bunu çok net olarak gördük. Sayın Öcalan üzerindeki tecrit, Kürt sorununun çözümünde devletin güvenlikçi ve savaş politikalarını başlattığı anlamına gelmektedir. Bu da aynı zamanda Kürt sorununun çözümsüzlüğü noktasındaki irade Türkiye'de, Türkiye Devleti'nde hem ekonomik olarak hem sosyal olarak, hem kadın sorununu yaklaşım olarak, hem de siyasi ve hukuk alanında antidemokratikleşme demek, hukuk dışına çıkabilmek demek, savaş politikaları aynı zamanda ekonomik rant ve çoklu kriz anlamına gelmektedir. O nedenle Sayın Öcalan'la kurulacak her temas, Sayın Öcalan'la gerçekleşebilecek her görüşme devlet tarafından hukuki olmaktan da öte tamamen siyasi gerekçelerle, politik gerekçelerle engellenmiştir. Öyle bir noktaya geldik ki bizim İmralı
tecrit ve işkence sistemi dediğimiz, mutlak tecrit olarak adlandırdığımız, gayri hukuki diye avaz avaz bağırdığımız bir imral tecrit sistemine karşın 27 aydır haber alamayacağımız çok daha ağır, çok daha ciddi, çok daha hukuki anlamda da ağırlığını koruyan bir süreci maalesef ki yaşıyoruz. Bu aynı zamanda seçim sürecinden azade ya da bağlantılı, ikisini ele alabilirsiniz. Aynı zamanda aslında Sayın Öcalan üzerindeki bu tecritin ağırlaşması Kürt sorununun Kürtsüz bir siyaset, Kürtsüz bir hayat, Kürtsüz bir yeniden Türkiye düzeninde Kürtlerin talepleri, haklı meşru talepleri ve Kürtlerin statü taleplerinin yok sayıldığı, hiçe sayıldığı, her anlamda savaşın yoğunlaştığı dönemler demek. Öncelikle şunu ifade etmek gerekir. Sayın Öcalan bir Kürt halkının lideri olarak, bugün Orta Doğu'da barışın bir mimarı olarak ya da dünyada birçok alanda siyaset bilimciler tarafından günümüz filozofu olarak kabul edilmişken, dünyada örnek alınan, takip edilen, dünyanın düzeninde ya da alternatif bir hayat itibasında, hayalinde yegane ya da başlıca düşünür olarak kabul edilmişken, 24 yılı aşkın bir süredir cezaevinde tutulması, tecritte tutulması kabul edilemezdir. Bugün Sayın Hocanın özgürlük kampanyaları gittikçe büyümektedir. Yani bunun birçok eylemsellik, birçok kampanya, birçok çalışma, birçok başlıkta ve özgün çalışmalar türlü türlü hem Avrupa'da hem Orta Doğu'da hem de dünyanın farklı coğrafyalarında devam etmektedir. Ancak buna karşın 27 aydır Sayın Öcalan'dan haber alınamamaktadır. Yani bu aynı zamanda Sayın Öcalan'ın sahiplenmesi, tanınması, var olan gücünün kabul edilebilir bir noktaya gelmişken tecritin daha da ağırlaştırılarak hem unutturulması hem kendi paradigması etrafında ortaya çıkan yaşam ihtimallerinin de yok sayılması savaşta aynı zamanda bu demek aslında. Sayın Öcalan'ın ortaya koyduğu ideolojik hattın bugün HDP fikriyatı, Orta Doğu'da Rojava örneği ya da dünyada farklı farklı alternatif inisiyatiflerle ortaya konmuşken Sayın Öcalan üzerindeki tecritin ısrar etmesi aslında bu Türkiye devletinin de ve uluslararası güçlerin de Sayın Öcalan'ın yaşamsal olan ya da bugün alternatif olarak tartışılan paradigmasına hayat vermeyeceği anlamına gelmektedir. Bu noktada bu kadar ağır, yoğun, açık bir saldırı söz konusuyken, Sayın Hocanın özgürlüğü talebi bu kadar yükselmişken maalesef ki biz tecriti hiçbir boyutta aşamayan ağır bir haber alamam hali içerisindeyiz. Bunun ortadan kaldırılması için birçok yönlü mücadele hattı örülmelidir. Çoklu mücadele hatları, çoklu bir ele alış bir zorunluluktur İmralı tarihine gözettiğimizde. 24 yıllık tarihte hangi aralıklar ya da hangi mücadele hattı ya da hangi eylemsellikler ya da siyasi olarak, politik olarak, toplumsal olarak hangi gerekçeler İmralı'daki tecritin değiştirilmesinde ya da görece azaltılması etkili olmuştur, bakmak gerekir. Bunun örneğine baktığımızda 2011-12 sürecini, 2007, ondan önce 2007 sürecini, yine 2012 tarihindeki aşı grevleri sürecinin vesile olduğu 2013-15 sürecini, 2018-19'a giderken yine aşı grevlerinin vesile olduğu 2019'da 8 yıldan sonra 5 avukat görüşmesi ve aile görüşmesine baktığımızda olağanüstü koşullarda maalesef ki ve ağır bedeller sonucu bu görüşmeler gerçekleşebilmiştir. Yine en son haber aldığımız 25 Mart 2021 tarihindeki telefon görüşmesi de hakeza Sayın Öcalan'la ilgili ciddi manipülasyonların iddia edildiği ve Nevruz'la beraber yoğun bir halk sahiplenmesi ve haber alama konusundaki yoğun talebi üzerine gerçekleşmiş ve sadece bir telefon hakkı üzerinden çıkmıştır. Yani sonuç bizi şuraya götürmektedir. İmralı sadece olağanüstü koşullarda, olağanüstü bir sahiplenme ve tepkinin ortaya çıktığı noktalarda bir kere ya da birden fazla kere istisnai şekilde haber alınabilen ve bir yer haline gelmiştir. Bunun da değişmesi için, tecritin ortadan kaldırılması için hukukçuların hukuki alanda, siyasetçilerin siyasi alanda, bugün kültür sanat alanında çalışanların kültür sanat alanında, bir yazarların kendi bulundukları mecrada aslında hepimizin, herkesin evinden, mahallesinden, yaşadığı şehirden tutalım,
siyaset üretebilecek, etki edebilecek tüm kanalların hepsinin bir sonucu ve bir etkisi vardır. Herkes bulunduğu yerde, bireysel, örgütlü olduğu alanda, örgütlü olmasa bile temas kurduğu alanlarda Sayın Öcalan'ın üzerindeki tecritin anlamını anlatmaktan imtina etmemesi, bunun değişmesi noktasında Türk Devleti'ni adım atmaya itebilecek her türlü baskı aracını, her türlü talep aracını, basın aracılığıyla, eylemsel aracılığıyla, kampanyalarla ellerinde oluşabilecek şu an bizim tahmin ettiğimiz ve tahminimizin çok ötesinde bulunan her türlü kanalı sonuna kadar kullanması, büyük bir mücadele hattı oluşturulması gerekir. Çünkü Sayın Öcalan'ın üzerindeki tecrit bu kadar ağır, bu kadar ciddi, bu kadar yıllar süren Sayın Öcalan üzerindeki bu tecrit devam ediyorken buna denk bir mücadele hattı çizilmediği sürece, buna denk bir yoğun talepler ortaya konulmadığı sürece bizler Sayın Öcalan üzerindeki tecriti aşamadığımız gibi zaten özgürlük noktasındaki talebimiz de çok çok geriden başlatmış olacağız. Ya disiplin cezaları yeni bir mevzu değil. Öncelikle bunu belki hatırlatmak gerekir. 2016 sürecinde OHAL ilan edildikten sonraki süreçte mahkeme kararlarıyla tüm her türlü iletişim, dış dünyayla iletişim yasaklanmıştı. OHAL'in kalkmasından sonra 2018 Eylül ayı itibariyle 6 ayda bir avukat yasaklama kararları, 3 ayda bir de aile ziyaretini engelleme dönük disiplin cezaları verilmektedir. Aslında 5 yıla yakın devam ede gelen bir sistematik bir şekilde sürdürülen, keyfi, hukuksuz, tamamen görüştürülmemeye dönük gerekçe yapılan aldatıcı, Spiti'nin deyimiyle aldatıcı, bizim deyimimizle aslında tamamen keyfi ve gahri ahlaki şekilde verilen bu disiplin cezaların hukuki anlamda hiçbir karşılığı yoktur. Tamamen görüştürülmenin önüne engel yaratabilmek adına hukukun araçsallaştırıldığı, hukukun hiçe sayıldığı bir süreç var karşımızda. Buna dönük yapılan tüm itirazlarda, hukuki anlamda yürütülen tüm itirazlarda da maalesef tecritin bir diğer boyutu, hukuki boyutu dediğimiz boyut ortaya çıkıyor. Sayın Öcalan'ın avukatları hiçbir şekilde dosyaya erişemiyor, dosya örneği alamıyor, fotokopi örneği verilmiyor. Yine verilen disiplin cezasının kendisi dahi avukatlarla paylaşılmıyor. Yani hukuk araçsallaştırıldığı gibi aslında mesleki anlamda da avukatların görevini yapması ya da savunma hakkını yerine getirmesi hakeza engelleniyor. Bilerek tüm disiplin cezaları kesinleştirildikten sonra avukatların neden görüştürülmeye dönük yaptıkları infaz hakimine şikayet başvurularıyla öğreniliyor. Aslında bu da yeni bir boyut. Tecritin ağırlaştırıldığı mutlak iletişimsizlik halinin bir diğer boyutu. 2016 sürecinden sonra uzun bir süre cevap vermeme hali hala devam ediyor. Ve bizler disiplin cezaları ve avukat yasaklarını avukatların yapmış oldukları şikayet dilekçelerinin sonucunda sadece rakamsal olarak öğrenebiliyoruz. Yine karar örneği yok, yine gerekçe yok, yine varsa bir itiraz dilekçesi yok. Yine hiçbir şekilde hukuki hiçbir prosedüre avukatlar dahil edilmeden disiplin cezalar kesinleştirilerek tıpkı bir zamanlar kostar bozuk denildiği kadar gayri ciddi, gayri ahlaki ama aslında devlet nezdinde bu kadar basit gibi görünen ama Sayın Öcalan'ın üzerinde 24 yıldır var olan tecritin bir parçası haline gelmiş bir uygulama.